Bugün yakın zamanda kaybettiğimiz Soner Polat amiralimizin en yakın arkadaşı emekli tümamiral Cem Yürdeniz'in evindeyiz. Onların anılarını, güzel hatıralarını da dinlemek istedik ve gençlerle Evet. buluşturmak istedik. 1972 Ağustos ayında deniz sesine ilk girdiğimizde 14 yaşında orada karşılaştık. Daha sonra 1979'da Deniz Harbi Okulu'nu bitirince donanmanın değişik gemilerinde, değişik filolarında, değişik flotillalarında görev yaparken hep karşılaşıyorduk. Ama onunla esas dostluğumuz, samimiyetimiz özellikle albaylık dönemimizden sonra başladı. Çünkü siz de göreceksiniz, yaşadıkça göreceksiniz. Gençlikteki arkadaşlıklar yaşlar olgunlaştıkça hayat görüşleri, meslek hayatında karşılaştığınız zorluklar, vizyonunuz geliştikçe farklılaşmaya başlar. İlk başta Bahriye Mektebi'nde veya gençlik çağlarında samimi olmadığınız kişiler bir bakarsınız ki esasında frekans olarak, bilgi paylaşımı olarak, vizyon paylaşımı olarak en yakın dostlarınız haline gelir. Soner onlardan biriydi. Kendini çok iyi yetiştirmişti. Çünkü nitelikli insanlar birbirini çeker. Soner'le ama asıl kader birliğimiz ve çelikleşmiş dostluğumuz açıkça söyleyeyim hapishanede başladı. Aynı koğuştaydık. Birbirimizi fikren tanıdıkça daha da güçlü bağlarla birbirimize bağlandık. Bizim tip meslekler takdir edersiniz ki tepeye doğru ilerleyen hiyerarşik mesleklerdir. Yani sonunda büyük bir makam dediğimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na erişmeye odaklıdır. O yüzden sınıf arkadaşları belli bir süre sonra birbirleriyle isteseniz de istemeseniz de rakip hale gelirler. Bizim Soner'le aramızdaki en büyük ortak yön şuydu. İkimiz de birbirimizi asla ve asla bu süreçte kendine has bir yarıştır bu. Asla ve asla rakip görmezdik. Hiçbir zamanda gereken yer ve zamanda elimizden gelen neyse birbirimiz için vermeyi ihmal etmezdik. Yani bu zamanı gelir bilgi paylaşımı olur, zamanı gelir önemli bir etüt, önemli bir projede değerlendirme kısmında fikir danışmak olur. Aklımıza ne geliyorsa. Ama hapishane döneminde Soner'in bu güzel özelliklerinin yani en büyük özelliğini söyleyeyim. Egosu olmayan biriydi. Son derece mütevazi biriydi. Paylaşmayı çok seven biriydi. Kanaatimce Soner'le en iyi anlaştığımız konu ideolojik vizyon birliğimizdi. Yani o da katıksız bir Kemalist'ti, ben de katıksız bir Kemalist'im. İkimiz de çok okurduk, çok tartışırdık. O bakımdan dostluğumuz artarak ve çok yüksek dozda artarak devam etti. Hapishane koşullarında takdir edersiniz ki zor anlar olur. O zor anların hiçbirinde ne ben onu ne de o beni yalnız bırakmadı. Hayat dediğim gibi acımasızdır. Hiç beklemediğiniz anda fırtınalar çıkar. Ben ilk tutuklandığımda, tüm silahlı kuvvetlerde ilk tutuklanan bendim. O dönemde ilk ziyaretime gelen Soner olmuştu. Seneler geçtikçe insan bir teraziye sahip oluyor. İlk başta gençlik yıllarınızda bilgi, beceri, tecrübe gibi faktörler insanları değerlendirirken öne çıkarken yaşlandıkça, yaşam okyanusunda çeşitli fırtınalarla karşılaştıkça değerleriniz değişiyor. Mesela benim şu an için insanlarda değer verdiğim en önemli iki unsuru söyleyeyim. Cesaret ve vefa. Soner'de hem cesaret vardı hem de vefa vardı. Bir tanesi cesaret. Buna biz fedai ruhu diyoruz. Gerektiğinde vatan için, toplumun çoğunluğun iyiliği için insanların kendilerini belirli alanlarda zora sokabilmeleri, kazanımlarını feda edebilmeleri. Bunu yapabilen uluslar ayakta kalabilir. Toplumun kahramanlar çıkarması lazım. Türkiye bu konuda çok şükür zengin bir ülkedir. Tarihine baktığınız zaman Osmanlı'dan itibaren her dönemde kahramanlar çıkaran bir ulustur. Plevne'de bir Gazi Osman Paşa'yı görebilirsiniz. Kutulamağre'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Mustafa Kemal haricinde her askeri birliğin başında taburundan alayına, tugayından tümenine fedailer çıkmıştır. Yani onlar olmasaydı zaten bugün burada olamazdık. Soner Polat da 21. yüzyılın fedai ruhlu, cesur kahramanlarından. Diğer taraftan tabii vefa duygusu da çok önemli. Vefa, neye vefa? Önce vatana olmalı. Ait olduğun kuruma ait olmalı. Bahriye'ye çok büyük bir vefayla bağlıydı. Soner Polat'la hemen hemen son 9-10 yıl her alanda büyük istişare içinde bulunduk. En zor anlarımda, dertleşme anında hep onunla dertleştim. Herhangi bir alanda tavsiyeye, yeni bir görüşe, hatta benim görüşüme aksi bir görüşe ihtiyacım olduğunda telefona sarıldım, ona sordum. Mükemmel bir danışmandı, mükemmel bir fikir adamıydı. Onu çok özleyeceğim yani. Şu an onun boşalttığı yeri dolduracak yani çok zor. O yüzden kaybım ve acı büyük. Bizim de Allah aklımız çıktı. herkese onun gibi dost versin. Gerçek dosttur.
Soner Polat Amiralimizin iki tane kitabı vardı. Bunlardan bir tanesi Mavi Vatan için Jeopolitik Rota, diğeri Türkiye için Jeopolitik Rota. Siz de bunun ön sözünü yazdınız kitap olarak. Evet. Sizden rica etmişti. Soner Polat'ın bize Jeopolitik Rotasını anlatabilir misiniz? Evet, o iki kitap da bir başyapıttır. İkinci kitabının adını ben vermiştim. Bana sormuştu. Aydınlık'ta, Ulusal Kanal'da çıkan denizcilikle ilgili, deniz jeopolitiği ile ilgili makaleleri toparlıyorum diye ne isim verelim? O zaman ilk kitabım Türkiye için de bu da Mavi Vatan için olsun demişti. Biliyorsun Mavi Vatan isim babası benim 2006 yılında vermişti. O da eksik olmasın beni de onurlandırdı. Ön söz yazma hakkını bana verdi. Türkiye için Jeopolitik Rota temel bir kitap. Jeopolitik kavramları açıkladıktan sonra Türkiye'nin coğrafyasının sunduğu fırsatları, coğrafyasıyla tarihinin yaratmış olduğu mevcut konjonktürü, bu konjonktürün özellikle Atlantik sisteme Türkiye bağlandıktan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye yarattığı tehditleri, riskleri ve eğer bu sisteme Türkiye sürekli bağımlı kalmaya devam ederse nelerle karşılaşabileceğimizi hem kapsamlı hem özet, yani kısa bir yere çok geniş bir perspektif katarak sunan bir eser. İşin özü şu. Soner diyor ki eğer biz bu sistemde yani Atlantik sisteme bağımlı olarak jeopolitik hayatımıza devam edecek olursak Rusya'yla, çevremizdeki komşularla ilişkilerimizi Atlantik sistemi yani Washington, Londra, Paris ve Berlin'in istediği şekilde düzenlersek Türkiye parçalanacak. Bu kadar net. O yüzden buna karşı Türkiye'nin bir rota çizmesi lazım. Yeni bir durum değerlendirmesi. Bunun için de diyor önce İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu ülkelerle çekirdek bir birleşme. Ama birleşmeden kastım entegrasyon şeklinde değil. Yani bir nevi jeopolitik bir buluşma. Yani Atatürk'ün Balkan Paktı gibi. Bu ülkelerle eğer biz bir birleşme, bir jeopolitik ittifak sistemi veya ekonomik bir alan veya jeopolitik bir alan, o esasında jeopolitik alan kelimesini kullanmış. Böyle bir jeopolitik alan kurabilirsek o zaman emperyalizmin yani Atlantik sistem rehberliğindeki emperyalizmin saldırılarına bu çekirdek alan karşı durabilir diyor. Bunu yaparken de diyor Türkiye rehberde değişik güç merkezleriyle de ilişkilere girmek gerekir. Bunların başına da Rusya ve Çin gelir diyor. İşin özü bu. Baktığımız zaman da zaten Vatan Partisi'ndeki aktif dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı görevindeyken ne yaptı? Suriye'ye gitti, İran'a gitti, Rusya'ya gitti, Çin'e gitti. Yani bir bildiğim kadarıyla Azerbaycan'a gitmedi veya oraya da oradan bir heyetle mi görüştü öyle hatırlıyorum. Bir de Irak'la tabii ki görüşemedi. Türkiye'nin doğusundaki ve güneydoğusundaki bu ülkelerle bir stratejik, jeopolitik bir alan kurulduğunda büyük bir esasında Avrasya içerisinde Türkiye'ye avantaj sağlayacak bir çekirdek koruma alanı olduğunu düşündü. Tabii ki Türkiye'nin Orta Asya'daki eski ismiyle Türkistan'daki akraba topluluklarla da bu ilişkinin büyütülebileceğini savunuyor. Diğer güç merkezleriyle yani Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, BRICS ülkeleri gibi bunlarla da bir ilişki kurulabileceğini kitabında belirtiyor. Neticede esasında Türkiye'nin 21. yüzyılda coğrafyanın ve siyasi ekonomik konjonktürün zaten götürmesi gereken bir rotayı öne çekiyor. Hızlandırıyor. Şimdi Soner'in bu yaptığı tahminler esasında bilimsel gerçeklere dayanıyor. Olgulara dayanıyor. Bugün baktığımız zaman Asya Çağı başladı. Yani Asya Çağı 2000'lerin başından itibaren başladı. Daha çok genç bir ülke için. 70 yıllık bir ülke. Ama baktığın zaman özellikle 21. yüzyılın başından itibaren dünya tarihinde görülmemiş bir ekonomik başarıya imza atıyor. Öbür taraftan Rusya'ya bakıyoruz. Romanov Hanedanı ile Osmanlı Hanedanı 13-14 kez savaşmış. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ki kurulma aşamasında en büyük yardımı aldığımız yer biliyorsun Rusya. O zaman daha adı Sovyetler Birliği değildi. Rusya devleti Lenin ve Atatürk dostluğu sayesinde Kurtuluş Savaşı'nın cephanesini temin etti. Kabaca 400 bin, 300 bin ton cephaneyi oradan aldık. Bunun sayesinde de Cumhuriyet kuruldu. Atatürk'ün de en büyük isteği Türkiye'nin kuzeydeki komşusuyla ilişkilerinin iyi düzeyde olması. 45'ten sonra bu notolar, Stalin, Molotov notaları bahane edilerek tarihçiler bunun analizini mutlaka ileride çok daha detaylı yapacaktır. Burada iki küçük gerçek vardır mutlaka ama üzerine muazzam büyük bir eksajerasyonla Türkiye'nin işgal senaryolarına kadar getirilmiştir. Türk-Sovyet ilişkilerinin dinamitlenmesi için Atlantik sistem tarafından her türlü kurgu o zaman yapılmıştır. Bunun sayesinde de Türkiye'de komünizme karşı çok büyük bir tutuklamalar, baskı süreci başlatılmıştır. Türkiye'de
komünizmle mücadele ediliyor maskesi altında esasında Kemalizm'de kökü kazınmıştır. Sorun zaten budur. Türkiye bu tuzağa düşmüştür. İşte Soner bu tuzağı anlatıyor. Buna düşmeyin diyor. Atlantik sistem Kemalizmi istese destekleyemez miydi? Pekala desteklerdi. Evet. Türkiye'de İslamizasyonu Atlantik ve Amerikan kontrollü milliyetçiliği geliştireceğine Mustafa Kemal'in milliyetçiliği geliştirilemez miydi? Türkiye'deki laik sistem teşvik edilemez miydi? Hayır. Üzülerek söylüyorum. Türkiye'ye ve Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e en büyük ihanet süreci 45'ten sonra başlamıştır. Bugün hala bunun mücadelesi veriliyor. Ama çok şükür artık insanlar bilgiye çok hızlı erişebiliyor. Ve muazzam bir uyanış görüyorum. Ben sizlerin yaşındayken dijital devrim daha henüz olmamıştı. Bilgiye erişmek sadece kitaplar üzerinden olabiliyordu. Televizyon kısıtlıydı. Kitap okuma oranı da düşüktü. O yüzden Türk halkı ve Türk gençliği bana göre çok güzel uyutuldu. Şimdi bu uyanış başladı. Soner Polat'ın Jeopolitik Rota kitabındaki Asya yüzyılının başlamış olması ve Avrasya yönelişi, Türkiye'nin bağımsız, onurlu yerinin tekrardan temin edilmesi, Kemalist devrimin aynı enerjiyle tekrardan tamamlanması. Çünkü baktığımız zaman zaten Kemalizmin içerdiği her şeyin bugün başarılı bir devlet olarak gördüğümüz Çin'de bile uygulandığını görüyoruz. Çin'i başarılı yapan nedir? Esasına bakacak olursan Kemalist doktrinindeki maalesef şimdi adı CHP ama CHP'yi temsil eden 6 ok. 6 okun içini doldurun Çin çıkar. Türk halkı Atlantik sistemin bedava basılan dolarları hedonist neoliberal kapitalist sistemin günlük yaşayan felsefesiyle yarını düşünmeyen bugün mutlu olayım, bugün zevk alayım ama halkın toplumun onurlu yaşaması, mutluluğu benim için hedef değildir felsefesinden hareket eden kesimlerle bugün bu hale getirildi. Bunu düzeltmek, tekrardan Kemalist devrimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyondaki Türkiye'yi yeniden kurmak sizlerin elinde, evet. Bizlerin elinde. Bunu da başaracağız. Zaten Soner'e son söz ne dedik? O limana varacağız dedik. Mutlaka varacağız. Bunu halkımıza aydınlatarak, gençliği aydınlatarak ve sürekli anlatarak başaracağız. Daha demin belirttiğiniz gibi Soner Polat Amiralimiz birçok ülkeye gidip ziyaretlerde bulunuyor. Orada evet. İstişarelerde bulunuyor. Türkiye'nin jeopolitik rotasını önündeki taşları temizlemek adına. FETÖ darbesinden, 15 Temmuz darbesinden sonra da Rusya ile vesaire görüşmelerinde özellikle bizim Rusya ile barıştırmak Türkiye'nin önünü açtığı konusunda çalışmaları var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Soner'le tabii Rusya ziyaretinden sonra, her ziyaretinden sonra zaten görüşürdük. Jeopolitik zaten hislerle, duygularla iş yapan bir bilim dalı değil. Siyasette coğrafyayı buluşturuyor, olgular üzerinden buluşturuyor. Şimdi bugün Rusya dış ticaretinin %60'ını Türk boğazlarına bağımlı bir şekilde tutuyorsa ki öyle. Yani bugün Rusya'nın ihraç ettiği petrolün neredeyse %70-80'ine yakını nereden geçiyor? Türk boğazlarından. Günde 3 milyon varil güneye akıyor. Çoğunu orası İskiden gelen petrol. Türkiye'de doğalgazın değil mi ısınmamızda, enerjimizde Rusya'ya büyük bağımlılığı olan bir ülke. Ama baktığımız zaman Türkiye ile Sovyetler Birliği ve daha sonra Rusya Türkiye'nin güvenliğine, savunmasına doğrudan tehdit ve hatta risk teşkil edecek durumlarla karşı karşıya kaldı mı? Hayır. Yani o uçağın düşürülmesi kesinlikle bir komploydu. Rusya'nın veya Suriye'nin öyle bir konjonktürde iç savaşta uğraşan bir ülkenin kalkıp da cepheyi büyütmek için gidip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını zorlayıp içine gelip herhangi bir ateş gücü kullanma kararı olabilir. Bunu çocuk bile düşünmez. Ama o dönem Türkiye'yi yönetenler akla ziyan yorumlarla tamamen Atlantik sistemin Türkiye-Rusya düşmanlığını körükleyecek bu tuzağa dört nala gittiler. Türkiye bu duruma düşmemeliydi yani. Bu kadar Türkiye küçük düşürülmemeli. Bir ülkenin ne zaman ateş gücü kullanacağı, ne zaman öleceği veya öldüreceği ancak çok hayati, gerçekten savaş koşullarını gerektiren durumlarda ortaya çıkar. Şimdi böyle bir konjonktürde bir uçağa gelip de düşürmek aklı başında bir devlet için düşünemez. Ben o zaman çok üzüldüm. Türkiye çok küçük düştüğü için. Aynı hükümet İsrail uçakları 2006'da 2007'de Türkiye'nin sınırlarına kadar girip Suriye'deki yerleri bombalayıp yakıt tanklarını Türkiye'nin güneydoğu illerine bıraktığında neredeydi? Onu soralım o zaman. Demek ki önce hükümetlerin temel görevi o ülkenin onurunu korumak olmalı. Önüne gelen her şeyi ateş ederek onurunu koruyamaz. Bir patern olması lazım. Bu paternde de düşmanca bir niyet, düşmanca bir hareketin
sürekliliği var mı, buna bakmak gerek. Şimdi düşünelim, PKK'ya binlerce tır yardım yapan bir ülke var değil mi? Stratejik müttefikimiz diye. PKK'ya mayından tutalım, zırhlı aracına, silahına kadar parasıyla olsa bile ihraç eden Avrupa Birliği üyeleri, ülkeler var. Bir yandan bakıyorsunuz bunlarla NATO'da berabersiniz değil mi? Tatbikat yapıyorsunuz, istihbarat paylaşıyorsunuz, harekat planlamalarında beraber çalışıyorsunuz, savaş olduğunda beraber savaşacağız diyorsunuz. Öte yandan karşınızda bu ittifakın bir numaralı tehdit olduğu gösterdiği Rusya var. Peki Rusya'ya bakıyorsunuz. Rusya'nın sizin Güneydoğu'nuza, Doğu Akdeniz'deki politikanıza, sizin milli bütünlüğünüze doğrudan tehdidi var mı? Yok. Hatta hatırlayalım, 64 Johnson mektubundan sonra o zaman ne dendi Cumhurbaşkanı İnönü'ye? Eğer siz Kıbrıs'a müdahale ederseniz, Sovyetler size saldırırsa yanınızda olmayacağız. NATO'yu kullanamazsınız. Bunun üzerine ne yaptı o zamanki hükümet? Derhal Sovyetler Birliği'ne gitti. Başbakan Kosygin'di. Sizin bize saldırma niyetiniz var mı? Gibi yeni bir cephe açıldı. Ve aksine Sovyetler Birliği en büyük sanayi ve ekonomik yardım hamlesini 64'ten sonra başladı. Bugün Paşabahçe Şişecam'dan tutun. Türkiye'nin demir, alüminyum fabrikalarının pek çoğu işte o dönemde yapıldı. Yani bırakın sizle savaşmayı. Adam size başka bir stratejik müttefik olarak adlandırdığınız bir ülke silahlı güç kullanamazsın tehdidinde bulunduğunda kalkıp yardım ediyor. Demek ki jeopolitik tarihle, stratejiyle, tabii askeri tarih, siyasi tarih ve stratejiyle harmanlandığında aklı başında devlet adamları, bak siyasetçiler demiyorum, devlet adamları işin başında olduğunda ülkelerin ağır fırtınalardan kurtularak en doğru limana varacağını anlatabilen bir bilim dalı. Şimdi bakıyoruz, ABD örneğin Kanada ile Meksika ile huzur içinde yaşıyor. Meksika'dan her ne kadar çok göçmen varsa da kendi komşularıyla ekonomik işbirliğinden tutalım, NATO içerisinde Kanada ile bir arada olmasına kadar böyle bir ilişkiye girmişken Türkiye'nin kuzeydeki komşusuyla iyi ilişkiler görmesini niçin yadırgıyor? İçimizdeki Atlantikçilere ben bu suali soruyorum. Yani. Onun dışında bizim öğrencilik yıllarımız olsun, aktif Bahriye görev yıllarımız olsun, Çin bir faktör değildi o dönemde. Yani biz Soğuk Savaş'ın öğrencileri, Soğuk Savaş'ın subayları. Daha sonra da 11 Eylül'de Soğuk Savaş'ın bittiği tarih arasındaki Soğuk Barış dönemi diyelim. Yani Adriyatik krizi, ABD'nin Irak'taki müdahalesi, ABD'nin yaratıcı kaos stratejisi adı altında dünyayı yerle bir ettiği dönemin albay ve amiralleriyiz, öyle diyeyim. Bir anda Çin tabii hayatımıza girdi. Soner Çin'i de çok iyi okuyan biriydi. Mesela Urumçi'ye gitti, Sincan bölgesine. Atlantik sistemin sürekli Türkiye'yi tuzağa düşürdü. Sincan'da Müslümanlar katlediliyor. Müslümanlara büyük baskılar var. Orada Müslüman halkla bir arada bir haftaya yakın kalarak, çok güzel yazılar yazarak o konuyla ilgili ne kadar manipüle edildiğini, ne kadar şişirildiğini. Geçenlerde belki siz de gördünüz, işte ABD Başkan Yardımcısı'nın eşiyle ABD'nin Sincan'daki operatörü var bir tane, Rabia diye bir kadın. Evet. İşte Amerikalı Başkan Yardımcısı'nın eşi diyor ki Sincan'a demokrasi ve özgürlük getireceğiz. Bunu haber yapıyorlar. Yani ne kadar tehlikeli kelimeler. Eğer bir Amerikalı demokrasi ve özgürlük getireceğim diyorsa bunun tam karşılığı gözyaşı ve ölüm. Başka hiçbir şeydir yani. O yüzden Banu Avar'ın bir kitabı vardı, Kaçın Demokrasi Geliyor diye. Çok doğru bir kitap. Çin öyle. Soner uyumlu, ılımlı ve asla asabi bir hal almayan, davranış şekli olan bir arkadaşımız. Çok yumuşak konuşur. Karşısındakini dinler. Tane tane konuşur. Lafı uzatmadan, özeti neyse sonunda onunla da kapatır. Yani konuşmanın mesajını sonuna mutlaka verirdi, saklardı. Sonunda yani ayrılırken uzun bir konuşma olsa bile en sonunda yaratacağı etkili cümleyi size söylerdi. Müzakere masalarındaki görüşmelerde de bu felsefeye, bu prensibe dikkat ederdi. Sinirlenmezdi. En büyük özelliği oydu. Soğukkanlı biriydi. Eminim Ruslarla, İranlarla, Suriyelilerle, Çinlerle görüşmede Türkiye'nin bu gerçeklerini en net bir şekilde aktarmıştır, anlatmıştır. Zaten Vatan Partisi'nin parti programına baktığınız zaman çoğunda Soner'in izi olduğunu görüyoruz yani onların yazılmasında. Teoriye hakim bir akıl, pratiği zaten çok iyi ve Türkiye'nin dış politikasında, güvenlik politikasında da yol gösteren akil, bilge bir rehber. Adını da tatbikatlara veren bir söz var, Mavi Vatan diye. Son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki Amerika'nın, Fransa'nın ve diğer çok emperyalist ülkenin müdahalesi var. Ülkemizde buna karşı bir savunma refleksi içerisinde oraya gemilerimizi yolladı ve Türkiye tarihindeki en büyük tatbikatlardan biri olan işte Mavi Vatan tatbikatını gerçekleştirdi. Bu Mavi Vatan, özellikle Mavi Vatan ismi terimi son dönemlerde çok ön plana çıktı. Siz de bunun isim babasısınız. Evet. Soner Polat amiralimiz de bunu sıkça kullanıyordu. Mavi Vatan ismi kavramı nasıl
ortaya çıktı. Aslında Mavi Vatan bu cumhuriyet kurulduğu günden beri var. Benim yaptığım sadece bu farkındalığı bir sembolle, bir kavramla halka mal etmek oldu. Ben 2006 yılında bu kavramı bulduğumda Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kastetmiştim. Ki hala öyle. Ege krizleri sırasında yani Türkiye'nin tarihine baktığınız zaman 1923 ile 1936'ya kadar Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türk Boğazlarının geri alınmasını amaçlayan bir denizcilik dönemi var. Yani tek hedef var Türk Boğazlarını geri almak. Ege ve Akdeniz o kadar önemli değil. O zaman Adalar Denizi deniliyor biliyorsun. Neden? Çünkü önce ana vatanın bir güvenliğini sağlamak lazım. Daha Hatay alınmamış. Musul Kerkük 26 Şeyh Said isyanı çıkınca oradaki olaylar durdurulmuş. Türk Boğazları 36'ya kadar askeri gemi bile yanaştıramıyorsun. Tersane kuramıyorsun. Birlik bulunduramıyorsun. Ana vatanın içinde ama egemenliğin yok. O bakımdan çok haklı bir şekilde Mustafa Kemal ve hükümeti Boğazları geri almayı ana hedef yapmıştı. Yani deniz jeopolitiği açısından hedef oydu. O bitti. Arkasından Boğazları aldık. Kıbrıs krizi çıkana kadar, bunu üzülerek söylüyorum, deniz politikası, deniz jeopolitiği Cumhuriyet hükümetlerinin olmadı. Şöyle söyleyeyim, bunun ana nedenlerinden biri de NATO üyeliğimiz. Çünkü NATO, Türkiye'nin bir deniz devleti olarak deniz ağırlıklı bir savunma politikası, bir jeopolitik yönelişe girmesini istemezdi. İstemedi de zaten. O yüzden bize nereyi verdiler NATO sorumluluk alanı olarak? Türk Boğazları'yla Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'i Yunanistan'a bıraktı. Dolayısıyla Türkiye'deki o zamanki düşünürlerimiz, büyüklerimiz bunun üstüne resmen bence rahat bir dönem olarak bunu değerlendirdiler. Kuvvet yapısı olsun, komuta yapısı olsun. Kuzeydeki Sovyet tehdidine oryante olacak şekilde düşünüldü. Ama 63'te Kanlı Noel olup da Kıbrıs'ta soydaşlarımız burnumuzun dibinde katledilmeye başlayınca biz ne yapıyoruz dedik. İşte uyanış o zaman başladı. Ondan evvel böyle bir uyanış yok. Sonra çok süratle kendi çıkarma gemilerini halkın parasıyla yapıyorlar. ABD falan kalkıp da hadi Kıbrıs'a müdahale edeceksin size ben gemi vereyim der mi? Demez. Donanma Vakfı'nın gayretleriyle 40'a yakın çıkarma gemisi yapıldı yani. O zamanın mil gemi diyelim ama çok basit gemiler bunlar yani. İçinde tank motoru var. Arkasından tam Kıbrıs Barış Harekatı başarıyla sonuçlandı. O yaz kıta sahanlığı krizi çıktı. İşte Mavi Vatan'la Türk halkının ilk buluşması 74'tür. Neden? Yunanistan ben daha çok Ege istiyorum dedi. Bana verdiğin yetmez. Karasularını 36'da 6 mile çıkarmış. 3 milden 6 mile çıkarmış. Türkiye'de 64'te 6 mile çıkararak cevap vermiş. Açık deniz alanları %75'lerden %49'lara düşmüş. Ve o %49'u da kıta sahanlığı kavramı yani ana kıtamızın uzantısı. Bu da bütün adalara kıta sahanlığı isteyerek bir baktık. Biz karşımıza bir harita çıktı 75'te. Türkiye'nin hemen hemen batıdan kuşatıldığı bütün adalara kıta sahanlığı verildiği için Türkiye'nin sadece karasularından, Anadolu'nun karasularından geçen bir sınır. Yani diyor ki ben diyor açık deniz alanlarının diyor evet karasuları dışında %49 alan var ama bunun diyor hepsini ben alıyorum. Sana sadece karasularını bırakıyorum. Esas temel sorun o zaman başladı. O zaman birinci uyanış Kıbrıs, ikinci uyanış kıta sahanlığı. Şu an Mavi Vatan'ı bir genç adam olarak görelim. Kıta sahanlığı onun ilk yaşlarıdır. Ve Türkiye o zaman çok doğru refleks verdiler. Tavır koydu. Kıta sahanlığı yüzünden casus belli benzeri bir durum ilan edilmedi ama kıta sahanlığı krizi çıktığında Türkiye Hora ondan evvel Çandarlı Smik gemilerine daha doğrusu araştırma gemilerine Smik değil Ege'ye sürünce Yunanistan ilk defa şunu gördü ne yapıyor bu Türkler. Onlar hep o zamana kadar Ege'nin tamamının onlara ait olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü emperyalizm öyle bir kurgu yapmıştı. Hatta şimdi bu Mavi Vatan'ı ben ortaya attıktan sonra pek çok makale görüyorum şeyde Yunanistan'da. Bir tanesi o kadar fanatik, o kadar uç düşünüyor ki şöyle diyor. Biz Lozan'la diyor, İonya'dan vazgeçtik diyor. Batı Anadolu'da. Halbuki diyor Yunanistan'ın iki tane diyor akciğeri vardı. Biri diyor Yunanistan'ın kendisi yani Mora Yarımadası. Evet. Öbürü de diyor İonya diyor. Biz akciğerimizin yarısını orada bıraktık diyor. Ama diyor Ege'yi bize verdiler diyor. Adam böyle bir yorum yapıyor. Yani bizim şimdi Mavi Vatan dediğimizi o başından itibaren tamamının kendine ait olduğunu görerek indoktrin olmuş, yetiştirilmiş. Hayır diyoruz biz de. Ege'nin %49'u açık deniz alanı mı? O %49'un kardeşçe, adil bir şekilde açık deniz alanlarının yani ortadaki alanın paylaşılmasını biz talep ediyoruz. Ve bunun için de adaların kıta sahanlığı olmaz diyoruz. Veya minimum olur. Kavga bu. Mavi Vatan'ın uyanışı buydu. Şimdi üçüncü uyanış başladı. Benim 2006'da Mavi Vatan kavramını attığım konferansın konusu çok ilginçtir. Karadeniz. Ama Karadeniz konferansı sırasında bütün deniz alanlarını başta Doğu Akdeniz olmak üzere Mavi Vatan'ın korunması ile ilgili bir konuşmaydı bu. İşte o zaman ortaya çıktı. Ve ben her yerde bunu kullanmaya başladım. 2006'dan daha önce o zaman adına daha Mavi Vatan kavramı yoktu ama
Doğu Akdeniz yetki alanının sınırları, şimdi çizilen sınırları. Deniz kuvvetlerinin hem deniz hukukçularıyla hem deniz bilimcileriyle ortaklaşa hazırladığı bir haritaydı. 2000'li yılların başında Avrupa Birliği'nin İspanyol Sevil Üniversitesi'ne yaptırdığı haritaya inat. Yani inat değil, karşı tez. Bu işler tez işidir. Yani biri bir tez atar ortaya. Senin de bir karşı tez atman lazım. Türkiye dedi, hayır kardeşim, o Sevil haritası bizim 150 bin kilometre karemizi alır. Meşhur harita işte. İşte o dönemde Deniz Kuvvetleri olarak 2006 yılında, yani benim Mavi Vatan kavramını attığım yıl, yine isim babasının benim olduğum Özden Örnek Amirali ikna ederek Dışişleri'ne ve Genelkurmay'a teklif ettiğimiz Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Esasında harekat 2005'te başlayacaktı. Ancak Genelkurmay'daki maalesef karacı zihniyetli, yani denizin önemini anlayamamış, denizin jeopolitiğinin henüz farkına varamamış bir takım akıllar veya kafalar yüzünden Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı, ki Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan'ı korumak için bu ismi vermiştim. Özden amiralimiz de merhum, bunun bir an evvel olmasını istiyor. Çünkü bir yıl evvel de Karadeniz'de Karadeniz Uyumu Harekatı'nı başlatmıştı. Bunların ikisinin de temeli şuydu: deniz yetki alanlarımıza emperyalizmin müdahalesini önlemek içindi. Buradan adını ne derseniz deyin, NATO'nun bir harekatının Karadeniz'e genişlemesi, emperyalizmin direkt olarak askeri varlığıyla Karadeniz'de varlık göstermesi. Bu ne yapacaktı? Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri dinamitleyecekti. Yani asla ve asla Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin artık düzelme ihtimali olmaz. Ne diyorsun? Ben senin ön bahçene kendi onayımla NATO'nun sürekli varlık göstereceği bir askeri güce izin veriyorum. Siz şimdi Rusya'nın yerine koyun kendinizi. Nükleer bir güç, büyük bir dev. Bu ülkeyi nasıl görürsünüz, Türkiye'yi? O bakımdan o dönemde gerek dışlarındaki vatansever diplomatlar, gerek Genelkurmay'daki aklı başında karar vericiler, Deniz Kuvvetleri'nin bu tekliflerine yerinde ve zamanında onay vererek ve biz de çok iyi izah ederek bu faciayı önledik. Yoksa eğer NATO Karadeniz'e sürekli deniz varlığıyla çıksaydı konjonktür bambaşka olurdu. Aynı şey Akdeniz Kalkanı'nda. Bir sene gecikmesinin nedeni de maalesef tahminim FETÖ'cüydü o. İsmini hatırlamıyorum. Bir daire başkanı elini kaldırdı adam. İkinci başkan yanılmıyorsam İlker Başbuğ generalimizdi. Kaldırdı, ona dedi ki Active Endeavor, yani NATO'nun etkin çaba harekatı varken Türkiye'nin böyle bir harekatı başlatması NATO'daki müttefiklerimizi işte üzer falan filan. Ve maalesef ikinci başkan tamam dedi, durduralım bunu dedi. Yani daha onaya bile sunulamadı. Bir yıl sonra kötü bir olay olunca, ki o kötü olay bir Kıbrıslı gemi, Rum gemisi geldi Mersin'e. Biliyorsun 87'den beri Türk karasularına, boğazlardan geçiş hariç, zararsız geçiş hariç, limanlarımıza asla biz Güney Kıbrıs gemilerini kabul etmiyoruz. Adam geldi, küstahça demirledi 2006 yılında. Ve onun üzerine Akdeniz Kalkanı Harekatı apar topar başlatıldı. İlk de bana haber verdiler. Çünkü ben çok üzülmüştüm. Yani neredeyse toplantıda kavga çıkaracak kadar çok üzülmüştüm. Amiralim dediler, Akdeniz Kalkanı Harekatı başlatılıyor. Sizden tekrar yeni bilgiler istiyoruz dediler. Bu da yani tarihe not düşülsün diye burada anlatıyorum. Soner, Mavi Vatan'ın içerdiği bu gücü kavram olarak söyleyeyim. Hapishanede bir gün bana dedi ki, biz aynı koğuşta onunla 2,5 yıl kaldık. Bir yılı Silivri'de, geri kalanı hastaldaydı. Hep yan yanaydı aynı odada. Bana dedi ki, Mavi Vatan dedi, çok basit yan yana gelen iki kelime ama dedi, bunun dedi ortaya çıkması için bayağı dedi Türkiye enerji biriktirir dedi. Çok hoşuma gitti. Evet, Mavi Vatan. Bu alana gelene kadar saydım: Montreux, Ege krizleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'deki denge, hepsini biriktir, sonucunda Mavi Vatan'da özetleniyor. Türkiye şunu demiş oldu Mavi Vatan'la: 21. yüzyılda artık ben karadan denize çıkıyorum. Siz beni uzun yıllar, Preveze Deniz Zaferi'nin olduğu 100 yıl hariç, karaya kilitlediniz, karaya beni mahkum ettiniz. Bunu sadece emperyalizm yapmadı. Açıkça söyleyelim, adını koyalım. Türkiye'deki hakim sınıflar yaptı. Bugüne kadar bir tane denizci genelkurmay başkanımız oldu mu? Bugüne kadar bir tane denizci milli savunma bakanımız oldu mu? Bir tane cumhurbaşkanımız oldu, iki tane de başbakan. Rauf Orbay, Bülent Ulusu, Fahri Korutür. Mavi Vatan bir manifesto esasında. Hem dışarıya hem içeriye. Dışarıya, kardeşim Anadolu 774 bin kilometre karelik bir yarımada ama bu yarımadanın 460 bin kilometre karelik bir uzantısı var. Bu uzantıyı ben ana vatanımdan farklı görmüyorum. Nokta. İçeriye de ben artık deniziyle, ana vatanıyla, mavi vatanı birleştirerek 1 milyon küsur kilometre karelik dev bir ülkeyim. Üç tarafım sularla kaplı. Artık benim jeopolitik kafa yapımı, devlet sistemini denizcileştirmem gerekir. Bu nedenle de artık deniz perspektifiyle, deniz gücü gözlükleriyle olaylara bakmanız gerekir.
İnşallah Türkiye bu çerçevede denizcileşme sürecini tamamlar. Çünkü baktığımız zaman mesela bugün donanması Türkiye'nin denizcileşme sürecini tamamlamış bir statünün donanmasıdır yani. Bana göre bu kadar başından büyük olaylar geçmesine rağmen yani önce bizlerin tasfiyesi, en iyi kadroların bir anda emekli edilmesi. Arkasından FETÖ dediğimiz Türk tarihinin gördüğü en alçak, en hain grubun bizim boşalttığımız yerlere getirilmesi. Arkasından bu hain grubun kendi halkına, kendi devletine ateş açması. Arkasından bunların tasfiye edilmesi ve neticede baktığın zaman şu an Deniz Kuvvetleri çekirdek kadrolarla Kurtuluş Savaşı'nın hemen hemen sonrasındaki ilk 20 yıldaki kadrolar gibi bir kadroyla yönetiliyor. Ama bir görüyoruz ki başarı üstüne başarı. Demek ki bu da neyi gösteriyor? Kurumsal olarak çok iyi kökleri olan, ben hep diyorum ya sosyogenetik kodları çok güçlü. Demek ki o kurumsal hafıza, kurumsal kodlar o kadar güçlü ki bu kadar fırtınaya, bu kadar acı çekmeye rağmen ateş ve manevra gücünü koruyabiliyor. Soft power dediğimiz yani yumuşak güç aşamasında da şu an zaten donanmamıza yardım eden artık Türk halkı var. Öyle düşünün. Mavi vatan kavramıyla ben bunu gördüm. Yani gerek YouTube'larda yaptım, gerek yazılarıma gelen yorumlarda. Türkiye'de muazzam bir denizcileşme uyanışı var. TGB de bu gençlik gruplarının başında geliyor. Onun dışında Türkiye'nin diğer kesimlerinden de büyük talepler var bu konulara. Yani bunu nereden görüyoruz? Benim kitaplarımın, makalelerimin, Soner'in kitabının, Soner'in yazdığı makalelerin dağılmasından, dağıtımından. O yüzden ben 21. yüzyılda özellikle siz gençleri de görünce çok daha ümitliyim. Çünkü bundan 30 yıl evvel böyle bir durum sorulsaydı hayal bile edemezdim. Yani uyanış şu an başladı. Mavi vatan kavramının gelişmesinde tabii ki Soner'in yazdıkları kitapları çok büyük rol oynamıştır. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Aziz ruhu önünde tazimle eğiliyorum. Son olarak amiralim, Soner Polat amiralimiz bizim için çok önemliydi. Siz de uzun süre onunla beraber çalışma fırsatı yakaladınız. Onu tanımak bizim için daha güzel olacaktır. Aynı zamanda Türk gençliği için de çok önemli olacaktır. Sizin onunla unutamadığınız bir anınız var. Bir gün hastaldayız. İçeri geldi. Böyle Cem dedi. Sana bir şey anlatacağım inanmayacaksın dedi. Görüş günüydü. Açık görüş. Kapalı görüş özür dilerim. TGB'den bir kız geldi dedi. Genç bir öğrenci dedi. Tanımam etmem dedi. Adımı yazdırmıştı. Daha o zaman kimse tanımıyordu Soner'i. Yani sadece Bahriye tanıyordu. TGB'ye görev verilmiş o dönemde. Bizlere geliyorlar, ziyaret ediyorlar. İlk dedi tanıştık dedi. İlk cümlesi amiralim bizi affedin. Ben diyor şaşırdım. Niye böyle bir şey diyor. Niye affedeceğim dedi. Amiralim sizi koruyamadık dedi. Ya diyor Cem diyor. Nasıl olduğumu anlatamam sana diyor. Şu kızdaki asil ruha bak diyor. Sizi koruyamadık diyor. Ben de çok etkilendim. Buna benzer yani bana da gelen TGB'li çok genç oldu. Buna benzer yani aynı cümlelerle değil ama böyle gelen gençlerde Türkiye niye bu duruma düştü? Buna ne oldu? Bunun cevabını arayan gençlerle karşılaştım. Benim unutamadığım Soner'deki en önemli olay budur. O gün TGB'ye karşı ben açıkça söyleyeyim ben TGB'yi bu süreç olana kadar bilmiyordum. Hatta Aydınlık Gazetesi'ni de bilmiyordum. Ben yani tutuklandıktan sonra öğrendim ulusal kanal. Çünkü çok yoğun bir meslek hayatım vardı. Yani sürekli okumak, sürekli toplantı ve dış dünyayla çok interaktif değildim. Ama bu süreç bana vatansever kurumları tanıttı. Yani o yüzden de çok memnunum. Soner'in bana anlattığı en güzel anekdot buydu. Yani unutamadım ve etkisinde de kaldım. Daha sonra da zaten ilk beraber koğuştayken bana hep teklif edilirdi. Amiralim Aydınlık'ta yazın. Bir gün Soner'e sordum. O da dedi yaz Cem dedi. Ben de dedim önce kitap yazmak lazım. Yani bir insanın köşe yazarı olması için önce bir kitabı olması lazım. Yani kitabını yazacaksın ki teorin olsun ortada. Yani ben buyum. Benim teorim budur. Bugün çünkü görüyoruz yani 2-3 güzel cümle kurabilen herkes değil mi? Klavyeye oturuyor, yazıyor. O tavsiyesini unutmam bir de. O gün şöyle, sen dedi hedefteki donanmayı yazdın artık teorin var. Başla yazmaya. Benim Aydınlık'ta yazı yazmamda en büyük etkenlerden biri odur. Koğuş arkadaşım olarak. İki kişiydik zaten. En büyük özelliği şuydu. Ben bir yazıyı yazardım mutlaka ona verirdim. Okurdu. O inci gibi yazısı vardı. Kalemini alırdı. Düzeltmeleri yapardı. O kadar kibardı ki kırmamak için de beni. Cemcim derdi tavsiye olarak şu düzeltmeleri yaptım derdi. Aynı şeyi benden beklerdi. O da bir şey yazdığında. O da çünkü son dönemde artık Ulusal Kanal'ın internet sitesinde yazmaya başlamıştı. Çıktıktan sonra da Aydınlık'ın da yazarı oldu ama muazzam bir akıl, muazzam bir birikim. Haftada 2 bazen 3 yazıyordu. Müthiş.
Ben geçen gün işte makalemi yazarken hesap ettim. Sırf Aydınlık'ta yazdı. 2015'ten sonra yazdı. 450 makalesi var. Ulusal kanalda da bir o kadar olsa 900'e yakın yani. Ve hepsi de birbirinden güzel makaleler. Bu makalelerin de derhal kitap olmasını buradan söyleyelim. Kaynak Yayınları galiba böyle bir şey düşünüyor. Çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Onun aziz hatırası önünde eğiliyorum. Çok özlüyoruz. Çok özlüyorum. Sizlere de tavsiyem. Onun bütün kitaplarını okuyun. Makaleleri inşallah onunla kitaplaşır okuyun. Teoriniz Soner Polat gibi olsun. Eğer teori Soner Polat gibi olursa sizin çocuklarınızın yaşayacağı ülke çok daha onurlu, çok daha mutlu, çok daha müreffeh olacaktır. Bundan emin olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Biz de sizlerin huzurunda hem izleyicilerimiz hem bizler gençler olarak söz veriyoruz. Soner Polat amiralimizin sizlerin bizlere bıraktığımız İnşallah. Mirası. O limana varacağız. O limana varacağız. Soner Polat'ı konuştuk. Türkiye'nin jeopolitik rotasını konuştuk. Bizlere düşen, Türk gençliğine düşen görevleri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Soner Polat amiralimizin de mirasını sonsuza dek yaşayacağımıza buradan biz gençler olarak da söz veriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı %1 yaptı biliyorsunuz. Hı hı. Ben bütün konuşmalarımda onu söylüyorum. %1'in gücüne inanın. Soner'in de çok sevdiği bir cümleyle son cümlemi söyleyeyim. Cem ben kalabalıkları sevmem derdi. Kalabalıklar aldatır derdi. Ben de ona hep şöyle derdim. Abi Kurtuluş Savaşı'nda %1 yapmış zaten derdi. O yüzden efendim Türkiye'de hala oy sayısına bakılarak biliyorsunuz yönetimler seçiliyor. Efendim şu parti gelirse bu kadar o, şu parti gelirse. Türkiye'nin nitelikli siyasete, nitelikli devlet adamına ihtiyacı var. Daha nice Soner Polatlara ihtiyaç var. O yüzden siyasete soyunacak gençlere şimdiden buradan söyleyeyim. Kendinizi bir %1'in içine sokun. Nitelik olarak da hedefiniz Soner Polat gibi olsun. Yani okuyun, okuyun, okuyun ve dürüst olun, erdemli olun. Soner Polat'ın bütün özellikleri bu saydığım, idealimizde yaşattığımız geleceğin devlet adamlarında olmalıdır.